bak arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Tabii bir tavır görüyoruz. Bu tavrı hepimiz yaşıyoruz. Yapacağız da yapacağız. Hani başka bir tavır yok. ÇED raporu askıya çıkıyor. İtirazlar veriliyor. ÇED raporunun raporuna yapılan kurumsal, kişisel, hemşeri hukuku, vatandaşlık hukuku çerçevesinde yapılan itirazlar yok sayılıyor ve ÇED raporu onaylanıyor. Şimdi biz de diyoruz ki ya bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ikna etmenize ihtiyaç yok. Bilim dünyasını ikna edin yeterli. Bilim dünyasını ikna edin yeterli. İstanbul vatandaşı zaten o zaman ikna olur. Ama akıl ve bilim bu anlamda çok net tavrını ortaya koymuştur. Şimdi dediğim gibi 2011'de ortaya atıldı. 2015 seçimleri geldi. Şimdi o konuya girmeyelim dediler. Hiç o tarafa eğilmediler. 2019 yerel seçimleri geldi. Hatırlayın, zerre cümle yok. Zerre. Bu kadar önemli bir seçim İstanbul'la ilgili, İstanbul'a dair bu kadar önemsedikleri, bu kadar dünyada en büyük sükseyi yapacaklarına inandıkları projeyle ilgili tek bir cümle etmeden seçimi bitirdiler. Açıkçası sessizce geçirdikleri bu süreçten sonra da kazmayı vuruyoruz diye ortaya çıktılar. Şimdi şunu söyleyeyim, biraz böyle 2011'e geri dönüp o dönemde ben tam da bir bukalemun proje diyorum bu projeye, her renge giriyor. O dönemde bu projenin tanımını Sayın Cumhurbaşkanı halka hitap ederek şöyle söylüyor: bu proje çok boyutlu bir projedir. Aynı zamanda enerji, ulaştırma, bayındırlık, eğitim, istihdam projesidir. Her şey var projede. Bu proje bir şehircilik projesi, aile projesi, konut projesidir. En önemlisi de bu proje çevre projesidir. Yani tanımda bu kadar büyük bir çeşitlilik, İstanbul'u ve çevresini, tabiatı, denizi, su kaynaklarını, yeşili, hayvan ve bitki yaşamını koruma projesidir. Ben bunu 10 defa falan okudum. Döndüm 2011'de ne denmiştir diye düşündüm. İnanın bu açıklamayı en az 10 defa okudum. Hani bugünün neresiyle uyuşuyor bulamadım. O zaman dedim ki o basit animasyon filminin açıklamasında ben tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na o dönemde başka bir proje anlattılar. Bu proje o proje değil. Ya bu tanımlara uymuyor. Yani içinde ne ararsam var. Her şeye iyi geliyor. Ne ararsa. Şimdi ne kadar güzel. Konutu çözüyor, çevreyi çözüyor, hayvan, doğa, her şeyi çözüyor. Su problemini çözüyor. Bu kadar. Şimdi ben de isyan ediyorum. Kabullenemiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, İstanbul'un hemşerisi olarak isyan ediyorum. Çok net. Bu isyanımı açıkçası milyonlarca hemşerimin duyduğunu da görüyorum. Onların da isyanını görüyorum. Ve işte bu nedenle akılla, sağduyuyla, bilimsel olarak, hukuka dayalı olarak bu süreci çeşitli girişimlerle ortaya koyarak mutlaka engellemeliyiz diye düşünüyorum. Yani bu anda, şu anda neredeyse her gencin, her üç gencin birisi işsizken, işsizlikten insanlarımız kırılıyorken, çözmemiz gereken başka hususlar var iken siz insanların sırtına böyle bir yük koyuyorsunuz. 9 tane Marmaray yapar. 9 tane. 9 tane Marmaray yapar. Ya bize 8 tane metro projesinin
altısını durmuş şekilde müteahhitleri bekler şekilde teslim ettiniz. Ya metroyu başlatamadınız. Metroyu kredilendiremediniz. Siz 8 tane bu kanalın üstüne köprü yapacaksınız. 23 milyar lirada Büyükşehir Belediyesi'ne altyapı, efendim suyla ilgili, iskiyle ilgili, İktaş'la ilgili yatırım yaptıracaksınız. 30 milyon metrekarenin üzerinde burada arazi el değiştirdi. 30 milyon metrekare. Dediler ya, tek bir metrekarelik arsa hareketi olmamıştır dediler. Sayın Bakan açıkladı. Ben 30 milyon metrekare diye açıklama yaptım. Yalanlama bekliyordum. Yani yalanlasınlar bizi yani. Başkan sen yalan konuşuyorsun desinler. Hiçbir yalanlama gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı dün kimin oradan arsa alıp almadığı bizi ilgilendirmez diye cevap verdi. Ve bu cevabın daha da ötesi, Cumhuriyet Halk Partililer oradan arsa alıyor diye de bir ifade bulundu. Tamam, olabilir. Zaten biz oradan arsa hareketi yapılıyor dedik. Açıkçası bizim elimizdeki tapu verileri satın alan kişilerin ya da şirketlerin hangi partiye oy verdiklerini gösteren bir mekanizma henüz sahip değil. Yani öyle bir veriye sahip değiliz. Şimdi bahsettiğimiz bu arsa hareketliliği ne demek biliyor musunuz? Beyoğlu ilçesi. Üstüne Gazi Osman Paşa'yı koyun, üstüne Bayram Paşa'yı koyun. Bu kadar büyük bir ilçe sınırı olan alanın arsa hareketinden bahsediyorum. Şimdi ha kim mecbur? Biz değiliz. Küçük bir azınlık mecbur. Kim mecbur? Evet, o 30 milyon metre arsayı satın alanlar kanala mecbur. Hayatlarını oraya bağlamışlar. Açıkçası bu kanalı ve kanalın etrafındaki binaları yapacak olanlar da mecbur olabilir o işe. Onu da anlayabiliyorum. Ama biz Kanal İstanbul'a asla mecbur değiliz. Böyle bir İstanbul halkının da böyle bir niyeti yok. Kabul etmiyor vatandaş. Zaten bu işi kabul etmiyor. İsraf düzeninden beslenenlere biz İstanbul'un yönetiminin kapılarını el birliğiyle kapattık bir kere, onu söyleyeyim. Artık israf düzeninden kimse faydalanamıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Sayın Genel Başkan, Sayın Meral Akşener hanımefendi, suçlusu sensin deyince düşünmeye başladım. Evet, galiba 2019 seçimleri biraz bu işin tetikleyicisi oldu. Yani biraz süreci bu anlamda tetikledi. Biz İstanbul Belediyesi'nde kamu kaynaklarının ahlaklı bir şekilde kullanılması için çaba gösteriyoruz. Sonuna kadar göstereceğiz. Partizanlığa asla müsaade etmiyoruz. Asla. Biz vatandaşına eşit bakan, eşit hizmet sunma sürecini ortaya koyan, belli gruplara ya da belli kişilere, tanıdıklara değil, İstanbul halkına fırsat tanıma konusunda bir çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu nedenlerden dolayı israf düzenine alışmış insanların Kanal İstanbul'a mecbur olduklarını düşünüyorum. Biz değiliz. Biz değiliz. İstanbul halkı mecbur değil. Açıkçası İstanbul bu kanal tartışmasından inşallah el birliğiyle kurtulacaktır. Bu asla siyasi bir mesele değil, hayati bir meseledir. Biz buna bu gözle bakıyor ve bu kararlılıkla çalışmalarımızı ve hukuki mücadelemizi veriyoruz. Toplumun tüm duyarlılığıyla ve aynı zamanda tüm hassasiyetiyle hukuki zeminde mücadele kararlılığını da görüyorum. Biz bunu İstanbul'da her türlü teknik katkıyı vermeye hazırız. Ama hukukçular vasıtasıyla, ama teknik insanlar vasıtasıyla inşallah biz bu doğruya bu şehri getireceğiz. Yine de çağrı yapıyorum açık ve net. Buradan herkese, Ankara'daki bütün yetkililere, bu işin altına imza atan olur ya, imza attırılan insanlar olabilir.
Bütün İstanbullular adına onların vicdanına sesleniyorum. Gelin aklı bilimi deneyin. Gelin bir daha düşünün, bakın bu yanlıştan siz dönün. Bu millet sizi bu yanlıştan döndürmesin. Siz dönün. Gelin vicdanınızın sesine kulak verin. Bu insanların feryadına kulak verin ve bu şehre, bu eşsiz şehre geri dönüşü olmayan bir ihanete kalkışmayın. Çünkü bu şehir hepimize, geçmişimizden bize emanet edilen bu şehir, geleceğe aynı şekliyle, sağlıklı bir şekilde emanet edilsin diye teslim edildi. Umarım bunu sağlayacağız ve sizin bu şehre bu büyük kötülüğü yapmanıza fırsat tanımayacağız. Bu etkinliği düzenleyen, katkısı olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum.